Değerli izleyicilerimiz, Kanal 3 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Akademik Saat programında bölgemizdeki üniversitelerin rektörleriyle üniversitelerimizi öğrencilerimize tanıtmaya hızla devam ediyoruz tercih döneminde. Bu sefer de Akademik Saat programında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim hemen soralım, biliyorsunuz tercih dönemi başladı ve bütün aslında lise son sınıf öğrencilerimiz, sınava giren öğrencilerimiz tercihlerini yapıyor bu dönemde. O öğrencilerimize Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitelerini seçmeleri için neler öneriyorsunuz? AFSÜ'nün farkı diğer üniversitelerden nedir? Şimdi öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Hem Afyon hem de üniversitemiz açısından. Gerçekten güzel bir program. Hem bölgemizde hem de ulusal anlamda üniversitemizi tercih edecek öğrenci için bilgilendirme fırsatı sağladığınız için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler. Şimdi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bildiğiniz gibi ülkemizde sağlık temalı 3 üniversiteden birisi. Tamamen bütün bölümleri sağlık ve onun alt bölümlerinden, alanlarından oluşan bir üniversiteyiz. Ama ben öncelikle Afyon'u niye tercih, özür dilerim, üniversitemizi niye tercih etmeleri gerektiği sorusunun cevabını Afyon'u öncelikle tercih etmelerini belirterek başlamak istiyorum. Çünkü Afyon gerçekten Türkiye'de en yaşanası şehirlerden birisi. Dün açıklandı, ülkemizde mutlu insanların en fazla olduğu şehirler listesinde ikinci sırada. Aynen öyle. Mutlu bir şehir, insanların mutlu olduğu, huzurlu olduğu, sakin olduğu, her türlü imkanın olduğu bir şehir öncelikle. Ki bu dönemde muhtemelen tercihlerde tabii ki konaklama ve diğer imkanlar da tartışılacaktır. Konaklama açısından bildiğim kadarıyla ülkemizde yani yurt veya diğer imkanlar açısından sorunun olmadığı nadir şehirlerden birisi. Hatta fazlası var bildiğim kadarıyla yatak sayısı açısından baktığımız zaman, ama onun haricinde de il genelinde şahsi konaklamalar açısından da çok ciddi imkanlar var. Kültürel açıdan, tarih açısından, tabii ki en büyük özelliklerimizden birisi gastronomi açısından da muhteşem bir şehir. Ama daha da önemlisi, özellikle Anadolu'nun batısında, Batı Anadolu'da kavşak noktada yer alan, birçok diğer şehire, büyük şehirlere 2-3 saatlik mesafede ulaşımın çok kolay olduğu güzel bir şehir. Mutlu, sakin, huzurlu bir şehre gelecekler. Öncelikle Afyon'u tercih etsinler diyorum. O zaman diyorum. Buradaki, daha doğrusu AFSÜ'yü tercih eden öğrencilerimiz gayet rahat bir öğrencilik dönemi geçirecekler. Evet. Çünkü bu artık günümüzde çok önemli oldu. Yani şehirlerin büyümesi, nüfusun artması, günümüzde son dönemde özellikle yaşamış olduğumuz sosyal olaylar, sağlık, ekonomik birçok faktöre baktığımız zaman artık bu dönemde ben tercihleri şehirlerin de belirleyeceğini düşünüyorum. Evet. Tabii ki Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni niye tercih edecekler? Dediğim gibi biz sağlık temalı 3 üniversiteden birisiyiz. Hı hı. 2018 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden ayrılarak kurulmuş bir üniversite, ama bu kısa süre içerisinde, şu anda 5. yılımızdayız Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak, ama bu 5 yıl içerisinde gerçekten çok hızlı bir gelişme gösterdiğimizi düşünüyorum. Ama daha da önemlisi sağlık dışında alanların olmaması. Yani buraya gelecek öğrenciler, sağlık alanını tercih edecek olan öğrenci açısından 61 yaklaşık programımız var. Bu programların tamamı sağlıkla ilgili. Ancak sağlığın şöyle bir özelliği var. Diğer alanlara baktığımız zaman, yani mühendislik, fen edebiyat, işte mimarlık, diğer alanlara baktığımızda sağlık mutlaka ve mutlaka uygulamanın olması gereken bir alan. Yani teorik eğitim alırken siz öğrendiklerinizi eğer uygulamaya sokamazsanız mutlaka sıkıntı yaşarsınız. Hem kişisel kalite açısından hem de sunmuş olduğunuz hizmetin kalitesi açısından sıkıntıya düşersiniz. Bizim en büyük avantajımız şu: bizde eğitim gören ve uygulama gerektiren bölümlerdeki öğrencilerimizin tamamını biz uygulama imkanı sunuyoruz. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü hastanesi olmayan, uygulama araştırma merkezi olmayan üniversitelerimiz ve fakültelerimiz de var. Bunlar işte başka yerlerde, başka hastanelerde, başka kurumlarda
uygulama için yer aramak zorunda kalabilir. Ama bize gelen öğrencilerimiz açık net bir şekilde hiçbir şekilde uygulama açısından, ki tekrar tekrar üzerine basarak söylüyorum, sağlık uygulamasız olmaz. Evet, kesinlikle. Teoriyi mutlaka uygulamaya dökmek zorundasınız. Tecrübe edinmek zorundasınız. El becerinizin, bunun yanında hastaya, sizden sağlık hizmeti alacak kişilere verecek olduğunuz tedavilerde bilginizin, tecrübenizin, görüşünüzün gelişmiş olması gerekiyor ki daha da önemlisi ani karar vermek zorundasınız. Sağlıkta her zaman bu önemlidir. O yüzden bunu yapabilmek için de çok iyi pratik yapmanız gerekiyor. Çok iyi uygulama yapmanız gerekiyor. Bu açıdan biz çok avantajlı bir noktadayız. Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi'ne bağlı iki tane büyük sağlık uygulama araştırma merkezimiz var. Her türlü imkanın yer aldığı, öğrencilerimizin teorik eğitimlerin yanında uygulamayı da çok rahat yapabilecekleri bir sağlık bilimleri üniversitesiyiz. Bunun yanında bizim bir avantajımız var. Bir butik üniversite gibi düşünebiliriz. Kendi kampüsü içerisinde çok güzel bir doğası var. Evet. Dağın kenarında, içi tamamen yeşillik. Bütün bölümlerimizde de şu anda gerekli eğitim için laboratuvar olsun, uygulama cihazları olsun, derslikler olsun, her türlü imkanımıza sahibiz. Biz üniversite ayrıldıktan sonra, örneğin mesela Eczacılık Fakültesi, üniversitemiz kurulduktan sonra açıldı. Ben görüş olarak da, yani kurucu rektör olarak da ve şu anki görevim devam ettiği süre içerisinde hep şunu savunuyorum. Ya biz bir fakülte kuralım, bir bölüm kuralım, bir bölüm açalım. Süreç içerisinde eksikleri tamamlarız mantığında değiliz. Eğer bir fakülteniz varsa, bir bölümünüz varsa, o bölüme gelen öğrenci ihtiyacı olan her şeyi orada bulmak zorunda. Eczacılık Fakültesini açtığımızda biz söz verdiğimiz gibi daha ilk yılında tüm öğrencilerimize laboratuvar imkanlarını sağlamıştık. O şekilde orada eğitime başladık. Peki Sayın Rektörüm, üniversiteniz her şeyden önce bir sağlık bilimleri üniversitesi. Evet. Bu kapsamda aslında Türkiye'nin önemli üniversitelerinden de biri. ve sektöre de aslında ihtiyaç duyulan sektöre hizmet eden bir üniversite. Peki bu kapsamda teknolojiyle aranızdaki uyum nasıl? Teknolojiye dönük projeleriniz ve tıptaki öğrencilerinizin teknolojik noktada yetişmeleri için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz üniversitenizde? Şimdi bir sağlıkçı olarak, bir hekim olarak öncelikle, yani rektör olmadan öte, bir hekim olarak da zaten başından itibaren biz sağlık eğitiminde ve sağlık hizmetinde güncelin gerektirdiği her türlü teknolojik imkanı sağladık ve sağlamak zorundayız. Çünkü bunu yapmazsanız sizden herkes bir adım önde olur. Günümüzde ister tanıda, ister tedavide, elektronik cihazlar açısından, bunun yanında mekanik cihazlar açısından, eğitim araçları açısından neye ihtiyaç varsa eksik olarak bizim üniversitemizde hepsini bulabilirler zaten. İddialı olduğumuz bazı alanlar da var. Bunu nedir çok rahatlıkla söyleyeyim. Rektörüm? Mesela bizim üniversitemizin en büyük özelliklerinden birisi iliğin getirdiği. En başta söyledim. Evet. Yani Afyon'u anlatırken aslında Afyon'u eksik anlattık. Afyon'u anlatacak çok fazla şey var. Kesinlikle. Ya mesela en büyük özelliklerinden birisi bir termal şehri. Yani Türkiye'de termalin başkenti. Yaklaşık 170 civarında tesis. 25 binin üzerinde yatak sayısıyla Türkiye'nin termal açıdan en büyük, en önemli şehirlerinden birisi. Gerçekten termalin başkenti. Evet. Bu özellik bizim üniversitemize de sirayet etmiş durumda. Biz şu anda iddia ediyorum ki Türkiye'de fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında, özellikle nöro rehabilitasyon konusunda ilk sıralarda yer alan üniversitelerinden birisiyiz. Fizik tedavi alanımız termalle beraber rehabilitasyon uygulamamız nedeniyle gerçekten tedavi başarımız çok yüksek ve bize Türkiye'nin her yerinden şu anda hasta geliyor. Evet. Ne faydası var peki bunun öğrencilerimize? Bizim en iddialı olduğumuz alanlardan birisi mesela fizik tedavi ve rehabilitasyon, fizyoterapi bölümümüz var mesela. Bunun yanında işte yaşlı bakımı, engelli bakımı gibi bölümler, hemşirelik. Bütün bunlarda öğrencilerimiz en başından itibaren birebir hasta uygulamasıyla eğitim aldıktan sonra, tecrübelendikten sonra bizden mezun oluyorlar. Dolayısıyla bizden mezun olan arkadaşlarımız bu alanda mesela sahada hemen iş bulabiliyorlar. Hiç beklemeden, çünkü
Saha biliyor ki Afyon'dan mezun olan bir fizyoterapist bu alanda tecrübeli ve çok iyidir gibi. En iddialı olduğumuz alanlardan birisi fizik tedavi rehabilitasyon, ama bu arada yine Afyon'un getirdiği bir başka özellik. Baştan söylediğimiz gibi Afyon kavşak noktasında yer alan bir şehir. Tabii kavşak noktasında yer alması nedeniyle trafik akışının çok fazla olduğu şehirlerden birisi. Bu da maalesef istemediğimiz tarafı, o tabii ki o da trafik kazaları, travmaların çok fazla olduğu bir yer. Bu da bizim üniversitemize bir anlamda aslında bir travma hastanesi ve üniversitesi rolünü de büründürmüş durumda. O yüzden ortopedi, genel cerrahi gibi birçok bölümlerimizde, kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi gibi birçok bölümlerimizde çok tecrübeli bir ekip. Akademik açıdan da çok donanımlı bir ekibe sahibiz. Tam da onu soracaktım Sayın Rektörüm. Akademik kadro olarak üniversitenizi nasıl görüyorsunuz? Şimdi şu anda hemen hemen sağlık bilimleri açısından, bunu sadece tıp olarak görmeyelim. Ki onu da baştan söylememiz lazım bizi dinleyen konuklarımıza, öğrencilerimize. Bizde şu anda 4 fakülte var. Evet. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri fakültesi ve bunun altında da 4 tane alt bölümümüz var. 3 tane meslek yüksek okulumuz ve bir lisans enstitümüz var. Bunların hepsi tamamı sağlık alanında. Şu anda yaklaşık 575 civarında bir akademik kadroyla hizmet veriyoruz. Kurulduğunda 10 civarında olan profesör sayımız şu anda 40'ların üzerine çıkmış durumda. Hı. Doçent sayımız bugün itibariyle yine bir artış oldu. 65'in üzerine çıktık. 150 civarında işte yardımcı doçentimiz. Bunun yanında öğretim görevlilerimizle hemen her bölümde hem hizmet alanında hem eğitim alanında donanımlı akademisyenlerimize sahibiz. Yani şu bölümümüzde bir sıkıntımız var diyeceğimiz herhangi bir bölümümüz neredeyse yok. Akademik kadroyu tabii burada durmuyoruz. Yaklaşık 2018'den bugüne kadar %60'ın üzerinde bir artış sağlandı. Biz bu sayıyı çok daha artırmak, daha da önemlisi bu alanda gerçekten tecrübeli, ülkemizde isim yapmış kişileri buraya çekmek ki artık bu isimlerden çok fazla hocamız var artık burada, akademisyenimiz var. Akademik kadroyu, bunun yanında eğitim imkanlarını sürekli artırıyoruz. Mevcutla yetinmiyoruz. Bizim için önemli olan noktalardan birisi, akademik kadro eğitimin yanında biz öğrencilerin sosyal alanda da gelişimlerini, kültürel alanda da gelişimlerini önceleyen bir üniversiteyiz. Yaklaşık 30-31 civarında öğrenci kulübümüz var. Sosyal tesis açısından da öğrencilerimize ciddi imkanlar sunuyoruz ki maalesef pandemi, arkasından deprem gibi yaşadığımız olaylar bizim bu süreçte bir anlamda öğrenciyle buluşmamızı engelledi, ama biz hazırlıklarımızı yaptık. Mevcutun üzerine yeni koyduk. Mesela 2024'te gelen öğrencimiz çok güzel yemekhanelerimiz, muhteşem bir kafeterya, salonlarımız, bunun yanında kulüp odalarımız, bunlarla karşılaşacaklar. Bu açıdan da öğrencilerimiz biz sosyal önemsiyoruz. Sosyal anlamda da aslında AFSÜ'yü tercih eden öğrenciler gayet de yaşanılabilir bir kampüsle karşılaşacak, değil mi? Çok güzel bir ifade. Kampüs aslında onu ifade ederken güzel bir ifade. Benim çok sevdiğim ifadelerden birisi. Eğitim aldığınız alan aslında yaşanabilir olması gerekiyor. Kesinlikle. Bu kampüs olabilir, bu laboratuvar olabilir, bu sınıf olabilir. Yani gürültülü bir sınıfta, fiziki şartları yeterli olmayan bir sınıfta eğitimi aldığınızda, hocanız ne kadar kaliteli olursa olsun, anlatılan konu ne kadar önemli olursa olsun, bir kulağınızdan girer, bir kulağınızdan çıkar. O yüzden yaşadığınız alanın hem bilimsel anlamda hem de sosyal anlamda mutlaka yaşanabilir olması gerekiyor. Dolayısıyla kampüsün de yaşanabilir olması gerekiyor. Çünkü dinlenmeye ihtiyacınız var, ara vermeye ihtiyacınız var, gezmeye ihtiyacınız var, nefes almaya ihtiyacınız var. Evet. Bütün bu imkanları öğrenciye sunmanız gerekiyor. Peki Sayın Rektörüm, artık biliyorsunuz barınma ve ulaşım da aslında öğrencilerin en çok baktığı noktalardan biri. Bu kapsamda AFSÜ ne durumda, ne gibi çalışmaları var? Barınma ve ulaşımda sizin üniversitenizi tercih eden öğrenciler bir sıkıntıyla karşılaşırlar mı? Afyon'un ve üniversitemizin en önemli özelliklerinden birisi bu. En başta da söyledim. Evet. Buraya gelen öğrencilerimiz hiçbir şekilde barınma açısından sıkıntıya düşmeyecekler. Dediğim gibi Türkiye'de yatak sayısı açısından öğrenciler için
yurt ve diğer özel kendi konaklamalar için hiç sıkıntı yaşamayacakları bir. Bunun yanında çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Afyon ekonomik olarak da zorlamayacak şehirlerden birisi. Çünkü artık benim tahminim bundan sonraki süreçte bu geçmişte yaşadığımız depremdi, pandemiydi gibi olaylarda da gördüğümüz şekilde artık insanlar ailelerine daha yakın veya işte ekonomik olarak daha uygun konaklama, barınma imkanlarının sıkıntı olmayacağı şehirleri ve üniversiteleri tercih edecekler. O yüzden ben çok rahatlıkla bu sakin, mutlu, huzurlu ve ekonomik olarak da uygun şehri ve üniversitemizi sağlık alanında bir eğitim almak isteyen lisans, ön lisans, lisans üstü eğitim almak isteyen tüm öğrencilerimizi üniversitemize ve ilimize davet ediyorum. Peki Sayın Rektörüm, üniversiteniz Erasmus konusunda nasıl? Öğrencilerin yabancı ülkelere gidip eğitim almasında kaç öğrenciye bu hitap ediyor? Yılda kaç öğrenciyi Erasmus'la dışarı gönderiyorsunuz ve hangi ülkeler ile AFSÜ işbirliği içerisinde? Şimdi tabii yeni kurulan bir üniversite olarak başlangıçta biz Erasmus konusunda altyapımız olmadığı için ilk birkaç yılda zorlandık. Ama şu anda Erasmus açısından Avrupa'da birçok ülke ile anlaşmalar imzaladık. Özellikle Balkan ülkeleri olmak üzere İtalya, Polonya, Makedonya gibi birçok ülke ile anlaşmalar yaptık. Yetmedi. Türk Üniversiteler Birliği üyesi olduk. 2022 yılında ülkemizden bu birliğe üye olan az sayıdaki üniversiteden birisiyiz. Erasmus, Mevlana ve diğer tüm programların hepsine şu anda entegreyiz. Kendimizin hazırlamış olduğu yaklaşık 5 Erasmus Plus programı kapsamında biz öğrencilerimizi yurt dışına gönderdik ve yurt dışından öğrenciler geldi. Sadece öğrenci değil, biz personelimizi de gönderdik. Şu ana kadar yaklaşık 40 civarında bir değişim oldu bu şekilde. Bunun yanında Uşak Üniversitesi konsorsiyumunda dahil olduğumuz 3 ayrı alt program var. O program kapsamında da şu anda bir programda öğrencilerimizi gönderdik. 2 programda daha hazırlıklarımız tamamlandı, göndereceğiz. Biz hem Erasmus kapsamında olsun hem de Türk Üniversiteler Birliği kapsamında olsun Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan gibi ülkelerle anlaşmaları imzaladık. Oradan çok fazla tercih var. Özellikle Azerbaycan ve Kazakistan oradan çok fazla sayıda öğrenci gelmek istiyor. Gelen öğrenciler çok iyi, pozitif geri dönüşlerle döndükleri için üniversitelerin rektörleri, sekreterleri tarafından özellikle ya öğrencilerimiz size gelmek istiyorlar, alır mısınız diye biz de seve seve alırız diyoruz. Biz de öğrencilerimizi şimdi oraya göndereceğiz ama Erasmus kapsamında isteyen son özellikle 1,5 yıl içerisinde talep eden öğrencilerimizin neredeyse tamamını gönderdik. Peki. Sayın Rektörüm, peki üniversitenizin yeni dönem içerisinde düşünmüş olduğu projeleri var mı, çalışmaları var mı? Geçmiş dönemden bu döneme uzayan ve bu sene içerisinde tamamlanacak olan projelerde öğrencilere neler sunacaksınız? Biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz? Şimdi dediğim gibi aslında Kocatepe Üniversitesi'nden ayrılan bir üniversite olarak aslında her şey hazır alındı gibi görünüyor. Aslında öyle değil. Çünkü bizim tematik bir üniversite olmamız olma özelliğimiz var. Bütün alanlarıyla sağlık alanına yoğunlaşmış, bu alanda gelişmiş, uzmanlaşmış bir üniversite olmamız gerekiyor. Dolayısıyla mevcut imkanlarımızı kullanarak eğitimlerimizi ve sağlık hizmetimizi sürdürdük. Ama bu süre içerisinde hızlı iyileştirmeler yaptık. Fakat dediğim gibi üniversitemizin kampüsünü tabii öğrencilerimize eğer fırsat olurlarsa ki bu hafta sonundan itibaren de tanıtım günlerimiz başlayacak. Kampüsümüzü gezme fırsatları olursa bir anlamda çok o tabiri kullanmak istemiyorum ama bir butik üniversite özelliğinde kendine özgü, güzel doğası içerisinde bir kampüs alanında, yaşanabilir bir kampüs alanında eğitim alacaklar. Fakat biz geleceği de planlamak zorundayız. Yani şu anki imkanlarla yeterli görmüyoruz, geleceği de planlamak zorundayız. O yüzden şunu hayal ettik, kampüs içerisinde farklı yerlerde olan, tabii biz aynı zamanda kampüs içerisinde eğitim hizmeti verirken idari hizmetleri ve sağlık hizmetlerini de veriyoruz, sunuyoruz. Bunların bir kısmı bazı alanlarda iç içe geçmiş tarzda idi. Hala da bazı yerlerde öyle ama biz hem
eğitim alanlarını, öğrenci yaşam alanlarını hem de sağlık hizmet alanlarını bir anlamda fiziki olarak da ayırmak istiyoruz açıkçası. Evet. Bu amaçla da hem geleceği planlayarak hem de mevcut kampüs planlamamız içerisinde 2022 yılının sonunda sanırım ülkemizin en modern eğitim komplekslerinden birisi olacak. Bir merkezi derslik, merkezi eğitim kompleksi aslında evet. Planımızı yapmıştık. Hı hı. Onun inşaatı başladı. Evet. Şu anda 1,5 yılı tamamlandı. İnşallah 2024 yılı içerisinde birinci etabı tamamlanmış olacak. Hı hı. Bu proje öğrencilere ne sunacak? Şöyle, 80 kişilikten 350 kişiliğe kadar, evet. Yaklaşık 300, özür dilerim, 37 civarında amfi evet. ve dersliklerden oluşuyor. Hı-hı. Bunlar tamamen son teknolojide donanmış modern amfiler ve sınıflar olacak. Evet. Muhteşem bir konferans merkezimiz ve salonumuzun inşaatı var içerisinde. Hı-hı. Bunun yanında öğrenci yaşam alanları. Evet. İşte Erasmus'la ilgili işte kulüpler, diğer faaliyet alanlarının hepsini yapabilecekleri öğrenci yaşam alanları, hı hı. kafeteryası, laboratuvarları, evet. Bunun yanında uygulama dersi yapacakları alanlar hepsi dahil olmak üzere bir öğrenci kapıdan içeri girdiğinde bütün ihtiyaçlarını eğitimden, sosyal ve insani ihtiyaçlarının tamamını karşılayabileceği devasa bir kompleks inşaatımız şu anda devam ediyor. Yaklaşık 45 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Hı hı. Bu da üniversitemizin çok uzun süre ihtiyacını karşılayacak. Yeterli bulmadık. Biz hemen bu süre içerisinde özellikle sosyal açıdan da yine insani açıdan da ihtiyaçlarını karşılamak için çok güzel farklı yerlerde yemek hizmetini alıyordu öğrencilerimiz. Evet. Onları hepsini bir yere topladık. Güzel bir öğrenci yemekhanesi, personel yemekhanesi ve muhteşem bir kafeterya, kantin hepsinin bir arada olduğu güzel bir yerimiz oldu. Evet. Bütün bu ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, hı-hı. onları tamamladık. Sağlık hizmeti açısından da çok güzel bir misafirhanemiz evet. var. Bunu da çok övünerek, gururla söylüyorum. Sanırım Türkiye'deki en iyi misafirhanelerden birisi. Hı-hı. Hasta ve yakınları ihtiyacı olduğunda personelde dahil olmak üzere kullandırabildiğimiz misafirhanelerimiz var. Ama şu anda spor açısından da öğrencilerimizin spor faaliyetlerini yapabilecekleri bir güzel bir projemiz var. İçerisinde işte futbol sahasından tenis kortları ve diğer basket sahalarında olacağı alanlarımızın projeleri şu anda devam ediyor. Evet. Bir öğrencinin ihtiyacı olacağı, şimdi ve gelecekte ihtiyaçlarının karşılayacağı bütün faaliyetleri, projeleri biz şu anda devam ettiriyoruz. İlk meyvesini sanırım herhalde özellikle eğitim kompleksi için evet. çok da heyecanlanıyorum. 2024 yılı içerisinde inşallah başlamış olacağız burada faaliyetlerimizi. Tabii sağlık hizmeti açısından da biz bütün hizmetlerimizi yine öğrenci nasıl dersliğe girdiğinde, kapıdan içeri girdiğinde tüm ihtiyacını karşılayabiliyorsa evet. vatandaş da kapıdan girdiğinde bütün ihtiyaçlarını, bütün tanıda, tedavide ihtiyacı olduğu şeyleri görebileceği bir sağlık hizmet kompleksi de hı hı. şu anda bir yere topluyoruz bütün hizmetlerimizi. Sizlerin de bildiği gibi işte burada çocukla ilgili çocuk acil, evet. fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi projesi inşallah bu sene içerisinde başlamayı düşünüyoruz. Hı hı. Onun birçok aşamalarını tamamladık. Daha da önemli bir nokta, biz aynı zamanda sağlıkla ilgili hizmetin yanında, vatandaşa verdiğimiz hizmetin yanında bunu uluslararası boyuta da taşımayı düşünüyoruz. Yani sağlık turizmi açısından da, özellikle termal rehabilitasyon açısından da evet. uluslararası boyuta taşımayı düşünüyoruz. Hı hı. Başladık ama şartlarımız yetmiyor. 655 yatağımız var. Hı hı. %60 doluluk orandan şu anda %102'lere kadar çıkmış durumdayız. Çok ciddi bir talep olmaya başladı. Hı hı. Yeni bir hastane kompleksimiz var. Kampüs dışında olan tek bölümümüz diş hekimliği fakültemiz. Evet. Ki oldukça da aslında rağbet gören bir fakülte. Yani Afyonkarahisar halkı da tedavi için çok çok fazla rağbet ediyor üniversitemizde. En çok şikayet aldığımız yer diş hekimliği fakültemiz. Bunu yalnız dinleyenlerimiz yanlış hı-hı. algılamasınlar. Randevu alamadıkları için. Evet. Niye randevu alamadıkları aynen için? Öyle. Çok fazla rağbet var. Aynen. İnanılmaz bir hasta yükü var. Yani şu anda diş tedavisinde ilde en çok tercih edilen yerlerden birisi. Yani hı hı. dolayısıyla diş hekimliği açısından da düşünen, aklından geçen öğrencilerimiz için de çok rahatlıkla bir kere dişin neredeyse tüm bölümlerinde
uzmanlık eğitimi de veriyoruz şu anda. Evet. Yani ciddi bir asistanımız da var orada. Ve her türlü imkanı, görüntülemeden tedaviye kadar bir diş hekiminin olması gereken ve görmesi gereken her türlü tedaviyi ve uygulamayı görebileceği, eğitim alabileceği çok güzel bir fakültemiz var. Ama onu da kampüs içerisinde almayı planlıyoruz. Şimdi onunla ilgili de projelerimiz devam ediyor. Yani bizde proje bitmiyor. Çok güzel. Öğrencilerimiz açıkçası proje deyince şunu da çok rahatlıkla söylüyorum. Buyurun. Bizim bir avantajımız var. Tematik bir üniversite olmamız hasebiyle, çünkü diğer üniversitelerde şu sıkıntıyı yaşayabiliyorlar. Bunu şey anlamında söylemiyorum ama elde edilen imkanlar, eldeki imkanların sadece eğitim hizmetinde değil, aynı zamanda araştırma hizmetinde de kullanılması gerekiyor. Evet. Fakat diğer üniversitelerde sağlık dışındaki diğer alanların olması nedeniyle bunlar maalesef bölünmek zorunda kalıyor. Bizim avantajımız, biz tüm imkanlarımızı sağlık eğitimi yanında sağlık araştırmaları içinde kullanıyoruz. Şunu çok açık, rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, araştırma yapmak isteyen, projem var diyen, gerçekten de değerli gördüğümüz her projeyi, her araştırmayı destekliyoruz. Evet, bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şu ana kadar yaptığımız projelerden de bunu görebiliriz ki bunun semeresini de aldık. Çünkü geçen sene Teknofest'te sağlıkta birinci olduk, bu sene de ikinci olduk. Bu çok İki önemli tane bir başarı. Projemizle. Evet. Hangi projeler bunlar? Biraz da bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz? İkisi de sağlık alanında yaptığımız insan yararına sağlık teknolojileri projesinde. Evet. Geçen sene özellikle akciğer kanseri tedavilerinde uygulanan radyoterapide göğüs hareketlerinin, solunum hareketlerinin tedaviye odakladığınız ışının şeyini bozuyor, dengesini bozuyor. Bunu ortadan kaldıran bir teknoloji geliştirdi bizim öğretim üyelerimizden birisi. Bununla birinci olduk. Bu senede üniversitemizin aslında hedef seçtiğimiz ve öğrencilerimizin de mutlaka akademisyenlerimiz de, çünkü gelecek artık ona doğru gidiyor. Dijital dünya. Kesinlikle. Ve sanal gerçeklik. Sanal gerçeklik alanında da üniversitemizin özel çalışmaları var. Ne bunu gibi çalışmalar? Eğitim alanına da uygulamaya çalışıyoruz. Mesela sanal gerçeklik gözlükleriyle anatomi eğitimi gibi mesela. Bu projemizde de bu sene Türkiye ikincisi olduk Teknofest'te. Dolayısıyla biz araştırma ve geliştirme konusunda da öğrencilerimizi, akademisyenlerimizi sonuna kadar destekliyoruz. Bunun bir semeresi olarak da şu anda yine inşaatımız başladı ve devam ediyor. Here is the city of üniversitemizde çok güzel bir Ar-Ge laboratuvarı kuruyoruz. Evet. Yaklaşık 24-25 kendi içerisinde ayrı laboratuvarlardan oluşan tamamen üniversite akademisyenlerinin ve öğrencilerinin gidip araştırmalarını yapacakları, iç donanımı tamamen hazır halde bulacakları, yani sadece alacak projesini, gidecek, kendisine ayrılmış bölümde araştırmasını yapacak, tamamen diğer meşgalelerden arındırmış bir şekilde güzel bir Ar-Ge merkezimiz şu anda inşaatı devam ediyor. Evet. Tabii ne kadar sürede tamamlanır peki, sizi tercih eden öğrenciler buradan önümüzdeki yıl içerisinde açacağız burayı. Çok şu an inşaat başladı, devam ediyor, finansmanla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Önümüzdeki yıl içerisinde bunu hızlı bir şekilde bitirip açmayı planlıyoruz. Çünkü çok fazla talep var. Evet. Özellikle imkan sunmuş olmamız nedeniyle bunu kullanmak isteyen çok fazla akademisyenimiz ve öğrencimiz var. Hızlı bir şekilde burayı bitirip tamamen ayrı bir araştırma laboratuvarı, araştırma merkezi inşaatımıza devam ediyor. Peki Sayın Rektörüm, üniversitenizde yıl içerisinde konferans ve seminerler noktasında neler yapıyorsunuz? Çünkü tıp öğrencileri, sağlık bilimlerini tercih eden aslında öğrenciler önemli isimlerden de bir şeyler duymak onlara daha doğrusu ilham veriyor. Bu kapsamda üniversiteniz ne gibi çalışmalar yürütüyor? Teşekkür ederim bu soru için. Çünkü bizim farklı bir bakış açımız var. Evet, biz teorik eğitimi vereceğiz mutlaka. Öğrencinin alması gereken kitaplarda, textbooklarda olması gereken bilgileri mutlaka vereceğiz ama örneğin eczacılık fakültemizden ben örnek vereyim. Yani buyurun. Biz eczacılık fakültesini de kurarken şunu söyledik. Yani biz eczane açacak,
eczanede satacağı ilaçlardan para kazanmayı bekleyen, hayatını sürdürmeyi bekleyen bir eczacılık fakültesi ve buradan mezun olacak kişi hedefinde değiliz dedik. Yani biz eczacılık fakültesinde okuyan öğrencimizin daha fakültedeyken, üniversitedeyken gerçek eczacı olmalarını ve bunu hedeflemelerini istiyoruz dedik. Evet. Nedir eczacı? Eczacı ilaç yapan, ilaç sunan demektir. İlacın şu anda baktığımız zaman aslında ilaç alanında çalışan kişiler, firmalar, şirketler, üretim tesisleri, bunların hepsine baktığımız zaman aslında çok garip bir şey var. Çok az eczacı var. Evet. Genelde diğer alanlardan bu bölüme bir şekilde organize olmuş insanlar çalışıyor. Dedi ki bu işi zaten bilen insanlar bu işin Ar-Ge'sinde olsun, bu işin eğitiminde olsun, bu işin üretiminde olsun diye. Hemen laboratuvarlarımızı yaptık biz. Yetmez dedik. İlacın her aşamasını bilsin. Şu anda yine inşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Sonuna geldik. İlacın ön aşamasında yer alan, biyo yer alanın biyoeşdeğerlik, faz çalışmaları, hayvan çalışmaları gibi bütün bunların yapıldığı laboratuvar ve kliniklerin olduğu şu anda Türkiye'nin sanırım 3 veya 4 tane var. Evet. O merkezlerden birisi bizim üniversitemiz olacak. Çok az kaldı bitmesine. Bunun iç donanımı Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle şu anda sağlanmış durumda ve cihazlar alınmaya başlandı. Biter bitmez gerçekten ülkemizin önemli bir ön araştırma, ilaç ön araştırma, laboratuvar tıbbi ve... Tıbbi aromatik bitkiler noktasında mı yapılacak bu? Hayır, bu her türlü ilaç araştırması. Evet, çok güzel. Ön araştırmaların yapıldığı. Hatta ve hatta ruhsat öncesi direkt olarak insan denek uygulamaları yapıldığı klinik de var içerisinde. Çok güzel. Yetmez. Ve öğrenciler bunun içinde okuyacaklar, içinde eğitim alacaklar. Evet. Çok güzel. Yetmez dedik, ilaç üretimini de görsün dedik öğrencilerimiz. Bununla ilgili yine bir ilaç firmasının desteğiyle üniversitemiz bünyesinde bir ilaç üretim tesisi inşası bitti. Ancak tabii bu süreçte pandemi girdi araya, işte deprem girdi, bir türlü faaliyete geçemedik. Bunu da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ilaç üretiminin bizatihi yapıldığı bir tesiste görecekler öğrencilerimiz. Amacımız, ha yetmez dedik. En büyük sıkıntılarımızdan birisi, biz her şeyi biliyoruz, teoriyi biliyoruz, uygulamayı biliyoruz ama sahayı bilmiyoruz. Evet. Yani teorik bilgiyle donanılmış insanlara biz sahaya götürüyoruz ama şu anda ilaç dediğiniz zaman ilacın o kadar çok aşaması var ki. Kesinlikle. Bunun ruhsatını bilsin dedik. Uluslararası hukukunu bilsin dedik. Ülkemizde İlacın ruhsatlandırması ve uluslararası hukukuyla ilgili eczacılık fakültesinde nadir dersi olan üniversitelerden birisiyiz. Onu derslerimize ekledik. Dolayısıyla eczacılık örneğinde olduğu gibi biz öğrencilerimizi teorik bilgiyle donanmış olarak değil, teorik bilginin yanında bu işin uygulamasını bilen öğrenciler olarak, insanlar olarak, uzmanlar ve profesyonel olarak sahaya sürmek istiyoruz. Evet. Ve bunun için de elimizde gelen her türlü imkanı yapıyoruz. Tıbbi aromatik bitkiler bizim sağlık alanında hedef koyduğumuz noktalardan birisi ki afyonun kendine özgü bir bitki florası var. Evet. Özel bir florası var. Tabii sağlık üniversitesi olduğumuz için tıbbi aromatik bitkiler Türkiye'de nadir olan yine bölümlerden birisi. Çok şükür ki tam dolulukla öğrenci aldığımız yerlerden birisi. Devasa bir uygulama bahçesi yaptık onlara. Evet. Her türlü tıbbi aromatik bitkinin ekimini, dikimini yapabilirsiniz. Bunun aynı zamanda uygulamasını yapın dedik. Geçen hafta itibariyle yine ülkemizin önemli bir tıbbi aromatik bitki analiz laboratuvarını da kurduk. Evet. Tamamladık bütün şeyini. İnşallah öğrencimiz geldiğinde o laboratuvarda kendileri de gelip çalışmalar yapabilecekler. Var mı böyle başka heyecanlandıran projeleriniz? Çünkü çok anlatırken siz heyecanlanıyorsunuz, tabii, çok yüzünüz seviyorum. Gülüyor. Gerçekten bunlar yani, çok güzel. Öğrencileri de aslında sizin üniversitenizi tercih edecek öğrencileri de heyecanlandıran projeler bence bunlar. Çünkü her biri çok kıymetli, her biri çok değerli projeler. İnşallah sizi tercih edecek öğrenciler çok kıymetli, çok kaliteli bir eğitimle de karşılaşacaklar. Evet. Peki öğrenciler noktasında fakültelerinizde ne gibi staj imkanları sunuyorsunuz AFSÜ olarak Sayın Rektörüm? Şimdi öncelikle biraz önceki sözünüz üzerine şunu da söyleyeyim. Buyurun. Ben aslında rektör değilim. Niçin rektör değilim? Ben aslında buraya tercih edecek öğrencilerimizin annesi, babası, kardeşiyim. Güzel, çok benim kıymetli kapım, bir cümle. Benim kapım herkese açık. Yani
bunu ya bu rektör hoca bunu işte afaki bir cümle olarak kullanıyor, tercih etsinler diye söylüyor olabilir ama bizim öğrencilerimiz çok iyi bilirler. Hatta bir gazeteci arkadaşımız beni aramıştı. Ya hocam dedi, sizin üniversitede 3 öğrenci var, bazı talepleri var, ben ileteyim dedim. Hı. Yok dedim, sen iletme. Gelsinler yarın, beraber çay içelim, kahve içelim. Onlarla gerçekten neyse talepleri dinleyelim. Evet. Beraber çözüm bulalım, hı hı, diye. Yani arkadaşlar ertesi gün geldiler, şaşırdılar yani. Benim kapım herkese açık, sadece benim değil. Tüm yöneticilerimizin kapısı, hı hı, herkese açıktır. Biz onlarla beraberiz. Yeri geldiğinde sohbet ediyoruz, yeri geldiğinde onlarla beraber çay kahve içiyoruz. Dertlerini dinliyoruz. Butik üniversite olma veya işte sadece sağlık temalı bir üniversite olmanın bir avantajı da bu oluyor. Çünkü sürekli öğrencilerle beraber bir arada içeceğiz. Çok güzel. Staj uygulaması dediniz. Şimdi aslında en başta onu söyledim. Hı hı. Bizde bir staj uygulaması ihtiyacı yok. Çünkü zaten biz birebir, evet, uygulama yaptırıyoruz. Evet. Yani öğrencimiz zaten ders programı içerisinde. Hı hı. Yani bir beslenme diyetetik öğrencisi, bir hemşirelik öğrencisi, bir fizyoterapi bölümü öğrencisi, evet, bir sağlık yönetimi öğrencisi zaten ders programı içerisinde, hı hı, belli dönemlerde, belli saatlerde teorik dersini alırken belli saatlerde de direkt uygulamanın içerisindeler. Hastanedeler, evet, zaten. Uygulama araştırma merkezindeler. Hı hı. Hiçbir öğrencimizde, hiçbir fakülte veya yüksek okulda uygulama dersiyle ilgili sıkıntımız yok. Çok güzel. Bütün imkanları uygulamayla ilgili bütün, hı hı, imkanları öğrencilerimize sağlamış durumdayız. Peki Sayın Rektörüm, yüksek lisans ve doktora noktasında AFSÜ hangi noktada? Çünkü sizin üniversiteniz gerçekten kapsamlı ve birçok imkan da sunuyor. Sizin üniversitenize yüksek lisans ve doktoraya devam edecek öğrencilerinize ne gibi fırsatlar sunuyorsunuz? Şöyle, bizim üniversitenin bir dezavantajı. Nedir o dezavantaj? Şimdi yüksek lisans açısından baktığımız zaman evet, hı, özellikle ön lisans ve lisansta yüksek lisans yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Bir kere, hı hı, yüksek lisans yapmak isteyen, doktora yapmak isteyen her, evet, arkadaşımıza tabii ki şartlarını sağladığı müddetçe bu imkanı sağlıyoruz. Zaten bununla ilgili bir enstitümüz de var zaten. Hı hı. Fakat doktor açısından baktığımız zaman hangi fakültelerimiz var? Tıp fakültesi, evet, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi ve sağlık bilimleri fakültemiz var. Zaten tıp fakültesi 6 yıl, eczacılık diş hekimliği 5 yıl zaten aslında yüksek lisansla mezun oluyorlar. Evet. Ve çok az doktora alanları var. Hı hı. Biz de bu alanlarda mümkün olduğu kadar biraz da deşeleyerek, evet, doktora yaptırmaya çalışıyoruz ama birçok alanımız uzun süreli eğitim nedeniyle, hı hı, kapalı olması nedeniyle aslında çok fazla bir doktora alanımız yok. Bu da tamamen aslında sağlık temalı bir üniversite olmamızdan kaynaklanıyor. Ancak, evet, yüksek okullarda ve lisans eğitim verdiğimiz bölümlerimizde, hı hı, yüksek lisans yapmak isteyen bizim sitemizde de üniversitemizin sitesine girip görebilirler. Evet. Enstitümüzdeki alt bölümlerde ki gerçekten geniş bir şeyimiz var, portföyümüz var. Burada, hı hı, yüksek lisans yapmak isteyen arkadaşlarımıza ve doktora olan alanlarımızda, hı hı, doktora yapmak isteyen öğrencilerimize, akademisyenlerimize, araştırma görevlilerimize bu imkanı sağlıyoruz. Peki buradan tercih yapacak öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Bir bu sefer rektör kimliğinizden ziyade bir hoca olarak, bunca tecrübeye sahip bir isim olarak ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Şimdi açıkçası yani kendimi geçmiş yıllara, hı hı, biraz öteliyorum. Ve oradan, o açıdan da bakmak istiyorum açıkçası. Evet. Yani ben bir öğrenci olsaydım, şu anda belli bir puanım var, belli yerleri yazabiliyorum, evet, belli yerleri tercih ediyorum. Bir öncelikle şunu isterdim, ben ne olmak istiyorum? Ben ne olmak istiyorum? Yani, hı-hı, ben hangi meslek alanında kendimi ilerletmek istiyorum? Hı-hı. Ben neye yatkınım? Evet. Neler yapabilirim? Neleri seviyorum, neleri sevmiyorum? Hı-hı. Şimdi açıkça söyleyeyim, yani matematik zekası, geometrisi, tarih, edebiyat sevgisi olan birisini daha böyle girişimsel olan bir alana yönlendirmeniz bazen sıkıntı oluşturabiliyor. Doğru. Evet, biz bunu gördük. Yani tıp fakültesine çok yüksek puanla girmiş, hı hı, arkadaşımızın 2 yıl sonra ya benim karakterime, evet, uymuyor, ben tıp okuyamam deyip uçak mühendisliğine geçtiğini biliyorum. Evet. Bunun gibi öncelikle
ne istediklerini tam net belirlesinler. Hı hı. Ya olsun da neresi olursa olsun, bir yere gireyim de neresi olursa olsun, asla ve asla. Bakın, hatta ben şunu söylüyorum. Evet. Bir şey istiyorsunuz, bir bölüm istiyorsunuz, bir üniversite istiyorsunuz ama puanınız ona yetmiyor. Fakat orayı gerçekten çok istiyorsunuz. Ben şunu söylüyorum, staj yaparken de uzmanlık eğitimi alan asistan arkadaşlarımla aynı şeyi söylüyorum. Arkadaşlar siz çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlığı mı istiyorsunuz? Evet. Veya istemiyorsun, yani baktığın karakterine uymuyor. Bırak, ara ver bir yıl, çalış, istediğin yere gir. Evet. Hayatında bir yıl kaybın aslında çok fazla, çok önemli olmadığını sonra fark edeceksin. Aynen öyle. İstediğin bir yerin ömür ne kaybetmektense evet. bir evet. yıl hiçbir şey gerçekten. Ama net bir şekilde kafasını oluştursunlar, kafalarında oluştursunlar. Nereyi istiyorsun, hangi meslek benim karakterime, benim özelliklerime uygun. Evet. Bunun dışında tabii ki tercih edecekleri yerler içerisinde kendi puanlarına en uygun bölümü seçmeye çalışsınlar. Burada da en önemli noktalardan birisi, gidip bizatihi görsünler. Evet. Ben bunu söylüyorum. Yani tıp mı istiyorsun? Hı. Puanın nereye yetiyor? Şu üniversiteye yetiyor. Ya bir 2-3 gün dolaş oralara. Bizim hazırız biz. Hı. Gelsin bize sorsunlar. Dekana sorsunlar. Öğretim üyelerine sorsunlar. Gitsinler oradaki varsa öğrencilere sorsunlar. Rektöre sorsunlar. Hı hı. Bana ne imkanlar sunacaksın? Nasıl bir eğitim olanağı sağlıyorsun evet. bana? Dediğiniz gibi uygulama veya stajda bana neler vereceksin? Bu imkanlarınız nedir? Ben görmek istiyorum. Aç sınıfını desin. Sınıflara dolaşsın. Laboratuvarını aç desin. Mutlaka eğer imkanları varsa görsünler. Yoksa da bilen birinden danışmanlık alsınlar. Yani orada yaşayan, orada çalışan bir tanıdıkları olabilir. O şehirde yaşayan birileri olabilir. Mutlaka gidip sorsunlar. Ön bilgi alsınlar. Ne istiyorum? Evet. Nereyi istiyorum? Sonrasında ne olacağım? Evet. Bu da çok önemli. Doğru. Ben bitirdikten sonra acaba bir iş bulabilecek miyim? Ben bitirdikten sonra bana uygun bir çalışma şartı bulabilecek miyim? Mutlaka bunu da düşünsünler. Ki burada biz bir artı bir öne geçiyoruz. Sağlık evet. alanında gerçekten şu anda hala günümüzde mezun olduktan sonra iş bulma imkanının en fazla olduğu, evet. bazı alanlarda garanti olduğu bir üniversiteyiz açıkçası. O yüzden de sonrasını da mutlaka düşünmeleri gerekiyor. Evet. Tabii ki ondan sonra ya gittiğim yerde barınma imkanım ne olacak? Kampüsüm nasıl bir yer? Aynen. Kampüse ulaşımım nasıl olacak? Hı hı. Şehre ulaşımım nasıl olacak? Buradaki işte kültürel, sosyal faaliyetler, tarihsel faaliyetler, gezi, işte sinema olanağı var mı? İşte yeme içme şartları olanaklar nelerdir? Bunlar da sorsun ama başta o üç söylediğim şeyi mutlaka evet. dikkat etmeleri gerekiyor. Evet Sayın Rektörüm, süremizin sonuna yaklaştık. Buradan sizi tercih edecek öğrencilerinize, yani geleceğin afsüllerine neler söylemek istersiniz? Bize geldiğiniz andan itibaren, kapımızdan içeri girdiğiniz andan itibaren bizim evladımızsınız. Bizim çocuğumuzsunuz. O gözle bakıyoruz sizlere. Ben kendi çocuğum bir üniversitede, bir fakültede okusaydı, bir bölümde okusaydı, bir yüksek okulda okusaydı neler isterdi ve neyle karşılaşırdı? Sonuçta nasıl bir tablonun içerisinde olurduyu düşünerek bizler sizin için buradayız. Hı hı. Tekrar tekrar söylüyorum, kapımızdan girdiğiniz andan itibaren bizim bir evladımız gibi sizlere, kendi evladımıza hem imkanları sunmamız gerekiyor idiyse sizler için de aynı şartları sunacağımı söylüyoruz. Dediğim gibi de mevcut şartlarımızda zaten gönül rahatlığıyla tercih edilebilecek tematik bir üniversite olması hasebiyle de sağlık alanında okumak isteyen, çalışmak isteyen, bütün öğrencilerimizin, gelecek planlaması yapan bütün vatandaşlarımızın, bireylerimizin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bir üniversitedir. Tabii altını çizerek söylüyorum, Afyon'da yaşaması bir şehir. Çok rahatlıkla Afyon'da tercih edebilirler. Çok teşekkür ederiz Sayın Rektörüm, çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, Akademik Saat programında bölgemizdeki rektörlerimizden Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş'u ağırladık. Kendisi AFSÜ'nün eğitim olanaklarından, eğitim imkanlarından ve öğrencilerin nasıl eğitim alacağından bizlere bahsetti ve tercih edecek öğrencileri de bilgilendirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Gelecek Akademik Saat programında bir başka rektörümüz de sizlerin karşısında olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.